Evet, merhaba arkadaşlar. Bu defa Philips Express ile intro hazırlama nasıl yapılır? Onu sizlere göstereceğim. Philips Express çok basit, çok kullanışlı. Aynı zamanda da indirmenize izin veren bir WebP aracı. Bu sebepten dolayı bu aracın tanıtımını sizlere gerçekleştireceğim. İlk etapta dikkat ederseniz philipsexpress.com sitesine giriyoruz. Girdikten sonra Get Started for Free dediğimizde bizden hani giriş yapmamızı istiyor. Bakın dikkat ederseniz veya şuradan login dediğinizde de aslında aynı şeyi yapıyor. Login dedik. Bir Google hesabı ile giriş yapın diyor. Ben hemen buradan tıklıyorum. Bir Google hesabı ile giriş yapıyorum. Evet. Google hesabı ile girişimizi yaptıktan sonra bize şu anda direkt böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Aslında şu saatten sonra çok fazla yapmamız gereken bir şey yok. Yani 2 dakikalık video toplamda alabiliyoruz. Ama tabii ki yapmış olduğumuz videoları yaptıktan sonra tekrar tekrar yapıp sonradan çekip atabiliyoruz. Automatic Template benden tavsiye zaten bunlara bakmanız. Hemen aşağıya doğru bakıyoruz. Bakın 35 tanesi 1 dolar aylık şeklinde. Ama hiç gerek yok. Çünkü burada çok fazla ücretsiz demo var. Şimdi şöyle üzerine geldiğimiz zaman, evet. Dikkat ederseniz oradan hemen bize bir şeyler veriyor. Veya şu. Evet. Gördüğünüz gibi her biri farklı bir şablon. Mesela şu şablonu üzerine tıklıyorum şablonun. Üzerine tıkladıktan sonra bana bunu veriyor. Beni bu ilgilendirmiyor. Direkt şurada dikkat ederseniz add to favorite dersen favorilerimi ekleyebilirim. Customize now veya tıkladım. Tıkladıktan sonra upload image diyor. Bir tane resim yüklememizi istiyor. Hemen geliyorum buraya. Oradan tamam FlipExpress diye hemen bir yükleme yapalım. Yaptık. Buradan proset diyor. Proset'e devam ediyoruz. Tamamını mı diye alacaksın yoksa buradan ayarlama yapmam gerekiyor. Bunu ya küçültebiliyorum ya da en fazla bu kadar büyütüp bu bölümünü alıyorum ve diyorum ki next ileri. İleri dedikten sonra az biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Mesela short text, birinci text. İşte ben hemen dönüyorum ki web 2 araçları diyorum. Sonra main title yani altta web 2 pardon web 2 aracları.com dedim. Yaptığım tek şey bu. 360 720 720 dediğimizde bizden ücret isteyecek büyük bir ihtimalle. 360'ı istiyoruz. Şurada create preview yazıyor. Buradan dilersek kendimiz müzik de ekleyebiliyoruz ama onun müziklerini de kullanabiliriz. Buradan da eğer dilerseniz kendi müziklerinizi, kendi efektlerinizi ekleme şansına sahipsiniz veya buradaki kendi hazır bulunduğu efektleri de kullanabiliyoruz. Şimdi buradan geldim, Create Preview dedim. Şu anda artık onun bunu işlemesini beklemek zorundayım. View My Previews dediğimde benim yapmış olduklarımı göster bölümüne gidiyor. Ya daha doğrusu dashboard dediğimiz genelde web sitelerinde böyle bir yer var. Dashboard'a geliyor benim yapmış olduklarım. Burada daha önceden benim yapmış olduklarım var. Bu şu anda burada işleniyor. Şunu bir kapatalım. Bu burada daha önce işleniyor. İşlenmesini bırakalım. Daha önce işlemiş olduklarımızı şuradan bir tanesini bir izleyebiliriz mesela. Şu an biraz internet şuradan hemen tekrar başlamak. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bakın bunu izlediğim zaman tekrar gösterelim bunu nereden izlediğimizi. Gösteremiyoruz. Bir geri gelmemle gerekiyor. Akonta videoların üzerine tıkladığımızda şuradan bir saniye. Buradan geri gitmek için alttaki tuşu göremiyorum. Neyse çok önemli değil.
Burada bu geldiğinde önce bir bakalım, şurada 3 noktaya tıkladığımızda indir butonu var. İndire bastığım anda dikkat ederseniz buradan hemen indirmeye başlayacak arkadaşlar. Bir daha. Evet. Şu an dikkat ederseniz burada indirmeye başladı. Şu bir tanesini iptal edeyim. Burada indirme yaptığını görüyorsunuz. Ben yeniden sayfayı yenile diyeyim. Devam edeyim. O orada indirmeye devam edebilir. Sonra masaüstümüzde bunu göreceğiz. Şimdi ilk yapmış olduğumuza bir bakalım nasıl oldu. Hayır. Diyelim. Bakalım. Evet. Şu an bizim daha önce yapmış olduğumuzu yapmış. Şu dönme olayı bitene kadar bir bekleyelim. Çünkü sayfanın dolması biraz önemli. Evet. Şöyle bir baktık. Hemen şu an oynatıyor. Tabi bu biraz sıkıntılı olduğu için şu anda internette bir sıkıntı var galiba. Şuradan indire tıklıyorum. Ve bu indirme buradan gerçekleşiyor arkadaşlar burada. Şu anda gördüğünüz gibi burada videomuzu indirmeye alıyor. Şimdi bazen sizden bir tane resim, bazen birden fazla resim isteyebilir. Mesela benim orada yapmış olduğum ilkinde tek resim istedi. Ama diyelim ki şuradan tekrardan automatic template'e gelelim. Birden fazla resim isteyen yerler de var. Mesela bu değişik bir şey. Şuna bir bakalım. Demiş. Neredeydi? Ha burada mesela. Bunda iki tane resim istiyordu örnek. Bunu yapmak istediğiniz zaman buradan customize now'a tıklıyoruz tekrardan. Bakın upload image diyor. Please select two image. Mesela bak two image. Birinciyi yükledim. Bir tane daha diyor yükle diyor. Bir tane daha yüklediğimde ikinci resmi de yüklüyor. Ve yükledikten sonra aynı resmi kabul etmedi. Bir tane diyor aynısından yükledin zaten diyor. Aynı isimde olmasın. Tamam, şuradan ikinci bir tane yükleyelim. Evet, ikinci bir tane yükledik. Farklı isimde olan. Proset dediğim anda da biliyorsunuz bunu artık yapmaya başlayacaktır. Şu an yapmasına gerek yok. Şimdi indirilenlere bir bakalım. Evet, şuradan bir görelim. Daha önce yapmış olduğum bir tane. Az önce yapmış olduğumuza bir bakalım. Bu arada araçları yazacağıma aradari yazmışım galiba. Ya da araçları derken C ile L birbirine iyice yapışmış. Onlara da tabii dikkat etmek gerekiyor. Evet, Flip Express kısaca böyle bir araç arkadaşlar. Yaptıklarınızı görmek istiyorsanız My Account'a tıklıyorsunuz. My Account'a tıkladıktan sonra benim hesabım, sizin yapmış olduklarınız hemen burada görünüyor gördüğünüz gibi. Dilediğiniz zaman bunları tabii ki silebiliyorsunuz. Silip kendinize yerde açabilirsiniz. Evet, faydalı günlerde kullanmanız dileğiyle.